Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Çavuşoğlu, yine farklı bir videoma daha hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz ve bu uzun bir aradan sonraki kutlamamız 50. güncelleme ile beraber oldu. Şimdi sözü fazla uzatmadan direkt bakalım 50. güncelleme bizlere neler getirecek, bizlere ne gibi yenilikler bekliyor, hep beraber inceleyelim. Şimdi bugün Gameloft abimiz bize bir mail göndermiş. Bak 50. güncellemede bunlar var. İşte bunlar yarın öbür gün işte hangi tarih belirledilerse o zaman gelecek. Şimdi o maile bakıyoruz arkadaşlar. Welcome to işte 50. güncellemeye hoş geldiniz falan. İşte bakın bu görselde hortlaklar falan var herhalde burada. Bunu pek bilmiyorum, anlamadım. Burada update 50 jubile skins diyor. Yani hani 50. güncelleme ya. Bayağı bir güncelleme oldu. 50. güncellemeye özel bir kale skini geliyor. Kale görünümü geliyor. Ve bunu bakın for free diyor. Yani ücretsiz olarak bütün kalelere verecekler. Ayrı bir hani ücret ödemenize falan gerek yok. Mimari plan falan vesaire. Burası tamam ve kale 34 seviye oluyor diyor burada. Burada önemli olan şey bakın. Special Building Plans diyor. Yani özel inşaat planı gerekiyor arkadaşlar. Şimdi kaleye hani ondan önce 34 yapıyorduk, işte kaynağı veriyorduk, altını falan her şeyi hazırlıyorduk. Güncelleme gelir gelmez anında 5 dakika içinde her şeyi 34 yapıp bırakıyorduk. Ama şimdi öyle bir şansımız yok. Bu özel inşaat planı herkese lazım ve onu da nereden kazanacağız? Bakın diyor ki daha günlük işlerden alacağız ve günlük işleri hemen sizlere göstereyim yani nerede. Hani bu hareketlere giriyoruz arkadaşlar. Burada günlük işler var ya, bakın burada en son sandık ne veriyor? Mesela 8 saat hızlandırma, %50'lik sefer hızı, işte o ıvır zıvır. Ve buraya özel inşaat planı da ekleyecekler. Tabii en son sandığa mı koyarlar, 1'e mi koyarlar, 4'e mi, 8'e mi onu bilmiyorum ama burada olacak. Buradan aldığımızda kaleyi 34 yapacağız. Ama tabii bu demek sadece buradan yapacağız anlamına gelmiyor. Ve büyük bir ihtimalle hani %99 bu özel inşaat planını arkadaşlar pakete de ekleyebileceklerdir ve kart limitine güvenen oradan girip tak tak alıp hemen anında 34 seviye yapacaktır. Tabii şimdi 34 hani böyle oldu ama bunun şimdi bayağı bir kaynak gidecek. Bu özel plandan dolayı hani kaynak yerine özel planlardan mı hepsini harcayacağız? Yoksa kaynak yine aynı devam edecek, gitmeyecek ya, yani gidecek. Altınla basacağımız yere mimar planla mı basacağız? Onu hep beraber göreceğiz. Ama muhtemelen kaynağımız yine gidecektir yani. Çünkü şu zindan var ya, bakın kale baya bir kaynak istiyor ama şu zindanın istediği kaynağı o kadar acıyorum ki. Bilmiyorum, sadece bende mi öyle? Acayip kaynak istiyor abi. Bir zindan yani ya. Şimdi kale 34 oldu. Ne oldu? Bu sefer farklı bir şey daha geldi arkadaşlar. Gelecek daha doğrusu. Her zamanki gibi klik. Klik rütbesini de yükseltmemiz gerekecek. Bakın ondan önce kaçtı? Hani her kale seviyesine göre basıyorduk değil mi? İlk 30'da 31 yaptık. 31 geldi. İşte 32, 33 yaptık. Ve şimdi kliğimizi 34 yapacağız. Tabi burada kaynağınız yoksa arkadaşlar ve klik birimi böyle 34 seviyeye önemli bir şey vermiyorsa, mesela diyor ki mesela 32'de ne vermiş? Klik birimi içeren seferler %30 daha hızlı ilerler. Mesela bir sonraki de 34. seviyede klik birim içeren seferler %30 daha hızlı ilerler, %40 daha hızlı ilerler. Mesela bu hani kaynağınız yoksa yapılmayabilir. Ama böyle klik birim saldırısı %125 artar, %100-200 artar falan olursa buna kesinlikle yapmanızı öneririm. Tabi sefer hızı da önemli de hani saldırı daha ağır basıyor. Eğer kaynağınız yoksa saldırı yapın. Sefer hızıysa biraz bekletin, kaynağınız bol olduğu zaman yapın arkadaşlar. Ve bu da yani bu klik yükseltme işi bayağı bir kaynak istiyor arkadaşlar. Hani muhtemelen 34'ü her birinden ikişer G falan kaynak ister diye düşünüyorum ben. Çünkü 33-32 yanlış hatırlamıyorsam 1G'den fazla istiyordu. 1,5G'ye yakın. Toplamı değil, her birinden. Şimdi bu böyleydi. Bu special building planısı işte o önemli, o zımbırtıyı hep beraber görüp bakacağız nasıl bir şey. Yani pakete gelir de işte ne zaman gelir, hani böyle 1-2 hafta bize bir müsaade ederlerse en azından belki toplayabiliriz. Hemen getirmeseler iyi olur.
Ve burada da özel araştırma geliyor arkadaşlar. Bakın şimdi burada dikkat etmeniz gereken şey tek nokta şu. Bakın burada tiki tam mı? Şu özel araştırmaya vermiş. Eğer bu tiki sola kaydırırsanız basit araştırma gelecek. Ya bu basitten ziyade şu. Şu bizim bu bildiğimiz araştırmalar var ya. Bakın şurası. Tapınağa girdim yanlışlıkla. Ha, akademide. Bakın burası bizim standart araştırmamız, değil mi? Buradan araştırmaları falan yapıyorduk. Hani işte 7 en son 6 var işte. Burada mesela şuralarda bir yerde veya şurada bir yerde bir tik işareti olacak tahminimce yani. Ve o tiki sağa kaydırdığımız zaman özel araştırmaya geçeceğiz. Tiki kaydıracağız hemen özel araştırmaya geçeceğiz. Bakın buradaki tik şu an onu gösteriyor. Ve buradaki tiklerde işte hani bunlar kaynak ister mi ve gümüş falan hani genelde araştırmaları gümüşle yapıyoruz ya. Bunlar özel olduğu için arkadaşlar gümüş istemeyecek. Research gümüş istemez yani hani farklı bir kaynak türü falan getirirler ve onlardan veririz diye düşünüyorum. Çünkü gümüş falan getirirlerse özelden ziyade hepsi aynı şey olur. Ama tabii ne vereceği çok önemli. İşte burada kaynak geliri falan var. Eğitim hızı yanlış hatırlamıyorsam veya eğitim kapasitesi. Bu da askerlerle ilgili formaç ilgili bir şey. Yani tabii menzili saldırısı, süvaridir, carçut onlar aşağıda göreceğiz. Ve burada 5 bunda da 6 sezon var arkadaşlar. 6 seviye var. Hani 2'de 3'te olmasa bile kaynaklara yönelik olsa bile şu 5'te ve 6'da askerlere yönelik olacaktır. Ve bu da asker bonuslarımızı yani bayağı bir etkileyecektir. Ve bunu da bekleyip göreceğiz hangi kaynak türünden istediğini. Farklı bir kaynak getirirler. Yani gümrük bilmiyorum burada hani öyle bir şey yazmıyor ama ya, tam mimari plan gibi olmasa da yani altınla veririz ama farklı bir kaynak türü kazanıp onu vereceğiz. Hani şu ittifaktaki şu kaynaklarımız var ya arkadaşlar mesela bakın şuradaki kaynak çeşitlerimiz. Aynı onun gibi bir kaynak çeşidi olur. Onu da o özel araştırmaya getirirler. Yani öyle basitinden öyle anlatayım. Sonra evet 8 level taş geldi arkadaşlar. Bunu zaten yani 7 levelde ne veriyordu? İşte %5 fazlası mesela %30'sa %35 oldu hani. Menzilli saldırısı sağlık. İşte sefer hızı falan hepsi arttı arkadaşlar. Ve bunu yapmak bayağı bir tabiri caizse göt ister. Tabii bir sürü taşı olanlar falan hemen yapabilecek olan arkadaşlarımız kesinlikle vardır. Ama bu da bayağı bir zorlayacak ve paketler değişecek. Yani ondan önce iyi bir paket veriyordu. Mesela 10 tane şey veriyordu. 7 seviye taş veriyordu. 5 seviye taş veriyordu. Hiç 7 görmedim mi daha doğrusu? Şimdi paket fiyatları değişir mi bilmem ama bu taş paketlerin içeriği değişecektir bu 8 levelden sonra. Mesela 5 veriyorlarken bunu 6 yaparlar muhtemelen ama fiyatı değişir mi onu bilmiyorum. Evet, burada yeni bir etkinlik geliyor arkadaşlar. Böyle baya bir günlük falan değil de baya bu uzun bir günlük. Bunu hatırlıyorum. Akın falan açıyorduk en son. Bunu gelince göreceğiz. Pek önemli değil. Ve burada arkadaşlar hikaye geliyor. Yeni hikayemiz. Ha, önemli olan hikayede tamam mı? Hem ne geldiği, hani item olarak ne verdiği ve kaç gün oldu. 2 günlük hikayeler baya bir zorluyor yani. Baya bir vakit harcıyoruz. Bu muhtemelen bir gün diye biliyorum. Ama emin değilim. Ama bir gündür bu genelde. Ve yeni kamplar geliyor arkadaşlar. Yeni kamplarda da işte hani bu bal kabaklarını falan keseceğiz. Muhtemelen bal kabağı olduğu zaman böyle cadılar bayramı falan filan eserlerde falan değişir. Yani. Tabi şan yolumuz falan değişir. Tabi şan yolda şu an ne gelecek onu bilmiyorum. Şu anlık güncellemeler böyle arkadaşlar. Hani şu anlık en önemli nokta hangisi derseniz birincisi şu kale seviyesi 34. İkincisi de bu taşlar ve üçüncüsü de şu araştırmalar. Bu araştırmalar böyle hani altta böyle pasif gibi duruyor ama bu özel araştırmaların da bence oyunun yönünü değiştireceğini düşünüyorum arkadaşlar. Hep beraber bekleyip göreceğiz. İnşallah hayırlısı olur diyelim ve videoyu burada bitirelim. Arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada abone olmadıysanız lütfen abone olup ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve aşağıda yorumlara bildirin. Hani bilemediğiniz falan ya da takıldığınız şeyler olursa
Elimden geldiğince cevap vermeye çalışırım. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın ama Mor Çufan Paydasız asla kalmayın.